Hadi gelin şimdi de saç kurutma makinesinin kendisine bakalım. Makinenin ucundaki kabloyu takip ettiğimizde plastikle birleştiği yerde koruyucu bir lastik parça olduğunu görüyoruz. Yanında da saç kurutma makinesini asmak için kullanılan küçük bir delik var. Gayet güzel. Aslında küçük bir ayrıntı ama bu detay sayesinde makineyi banyonuzda duvara asabilirsiniz. Çok pratik düşünülmüş. Burada ise açma kapama düğmesi yani anahtar var. Saç kurutma makinemizi çalıştırmamızı ve gücü ayarlamamızı sağlıyor. Yüksek ya da düşük seviyeye ayarlayarak makinenin motorunu hızlandırabiliyor ya da yavaşlatabiliyorsunuz. Burası da makinenin gövdesi. Plastik kalıplanarak şekillendirilmiş. Kabaca bakarsak ön tarafta havanın akması için huniye benzer bir kanal var. Arka tarafta da toz ve diğer şeyleri dışarıda tutmak için bir ızgara görüyorsunuz. Şimdi en heyecanlı kısma başlayabiliriz. Hadi gelin içinde ne var bir bakalım. Tornavidamızı aldık, vidaları çıkartıyoruz. Sanki vidaların üstünde bir kaplama var. Vidalar çelik üstüne kromla kaplı gibi duruyorlar. Çünkü fazla parlaklar. Böyle yapılmasının sebebi muhtemelen saç kurutma makinelerinin banyo gibi çok nemli ortamlarda kullanılmasından kaynaklı olabilir. Nemli ortamlarda metaller kolayca oksitlenebilirler. Vidalarda eğer çelikten yapılsalardı paslanabilirlerdi. İşte bunun için vidaları kromla kaplıyorlar. Çünkü krom oksitlenmiyor. Böylece vidalar pastan korunmuş oluyor. Tabii aynı zamanda vidalar parlak olduklarında daha güzel görünüyorlar. Bunu da unutmamak lazım. Dışarıda görünen kısmın parlak krom olması, herhangi bir renge boyanmış olmasından daha iyi görünür. Üstelik krom, korozyona karşı boyadan daha dayanıklıdır. Yani bu, aşınmaya karşı da daha dirençli olduğu anlamına gelir. Hadi gelin şimdi makineyi parçalarına ayıralım. Evet, içine baktığımızda görüyoruz ki bu parçalar plastik enjeksiyonla kalıplanarak üretilmişler. Kalıplar şu şekilde geliyor. Plastik enjekte ediliyor. Pimlerin izlerini görüyorsunuz. Pimin itmesiyle beraber parçalar kalıptan ayrılıyor. Bu malzemeye PP deniliyor. PP'nin açılımı polipropilen. İtiş piminin açtığı izleri de görebilirsiniz. İzler kalıp boyunca düzenli bir şekilde dağılmış çünkü pimler eşit kuvvet uygulanarak malzemenin şeklinin bozulmadan kalıptan ayrılmasını sağlıyorlar. İçine doğru bakarsak yuvarlak kısımda iç tarafta çıkıntılar olduğunu görebilirsiniz. Bunlar dışarıdan görünmüyor ama parçaya sağlamlık katıyorlar. Aynı zamanda pervanenin haznesinin sabit durmasına da yardımcı oluyorlar. Arkadaki ince tel ızgara sanki bir makineyle bastırılmış gibi. Teli tutturmak için herhangi bir yapıştırıcı ya da sabitleyici kullanılmamış. Bu da ürünün maliyetini azaltmaya yarıyor. Eğer bu parçaları birbirine tutturmak için bir malzeme kullanılsaydı maliyet artardı. Şimdi bunları aklımızda tutalım ve anahtara bir bakalım. Bu gördüğünüz kısım cihaza elektriğin girdiği kısım. Aslına bakarsanız ben biraz şaşırdım çünkü burada ilginç bir durum var. Çoğu zaman üreticilerin hemen bu kısımda kabloya düğüm attıklarını görürüz. Fakat elimizdeki örnekte düğüm yok. Hatta kabloyu şuradaki vidalı bölmenin etrafından dolaştırmışlar. Düğüm atmalarının ya da böyle yapmalarının bir sebebi var. O da kabloyu birisi sert bir şekilde çektiği zaman cihazdan ayrılmasını engel olmak. Emin olun saçınızı kuruturken elektrik kablosu elinizde kalsın istemezsiniz. Aksi takdirde anahtardan ayrılan kablo, serbest kalan elektrik akımının etrafa değmesine, kısa devre yapmasına, hatta birinin çarpılmasına bile yol açabilir. Yani kısaca bu kısım bizi korumak için bu şekilde tasarlanmış diyebiliriz. Şimdi anahtarı çıkartalım. Burada bir plastik parça var. Bunlar da anahtarın düzgünce yerine oturmasını sağlayan plastik tırnaklar. Anahtarın üzerinde üç farklı seçenek var. Fakat gövdede yazanlar olmadan üç seçeneğin ne olduğunu söylemek zor. Muhtemelen kapalı, düşük güç ve yüksek güç ayarları olabilir. Anahtarın üstünde 16 amper 125 volt ve 8 amper 250 volt yazıyor. Yani bu anahtar oldukça geniş bir aralıktaki akımı yönetebiliyor. Gördüğünüz gibi birkaç kablo anahtardan dışarı çıkıyor ve ısıtıcıya doğru gidiyor. Bu kablo da siyah güç kablosuna pirinç alaşımlı bir konektörle bağlanmış. Bağlantı yeri açık olduğu için üzeri plastikle kaplanmış. Tabi bu da bağlantının anahtarın başka bölgeleriyle temas etmesini önlemek için yapılmış. Böyle bir önlem alınmasaydı kısa devre olabilirdi. Ya da anahtar işlevini yapamazdı ve başka türlü problemler oluşabilirdi. Tam burada da minik bir vida var. Şimdi onu da çıkartacağız vidamız anahtarın arka tarafında bulunuyor ve anahtarın yerinde kalmasını sağlıyor. Aynı şekilde bu parça da plastik enjeksiyonla üretilmiş. Bu şekilde kayarak anahtarla etkileşime geçiyor. Kullanıcının anahtarı kullanması için bir nevi arayüz oluşturuyor diyebiliriz. Akrilikten yapılmış gibi görünüyor. Dışarıdan gelen hareketin anahtara iletilmesini sağlıyor. Harika. Bu kısımda Saç kurutma makinesinin çok önemli bir parçası olan pervane ve iki tane lastik kalıptan çıkmışa benzeyen santoprene yani bir çeşit termoplastik elastomer parçalarımız var. Muhtemelen tasarımsal sebeplerden dolayı burada konumlanmaları uygun görülmüş. Şimdi de bu parçayı çekip çıkaralım. Böylece ısıtıcı üniteyi görebilecek miyiz bakalım. Isıtıcı üniteden önce evvela onu çevreleyen hazneye bir göz atalım. Bu bizim hava kanalımız. Bildiğiniz gibi saç kurutma makinesi ısınır. Burada oluşan ısı plastiği sertleştirebilir ya da yumuşatabilir. Böyle olmasını engellemek için de işte buraya bu parçayı koyuyorlar. Bu Mika'dan yapılmış bir levha. Haznenin çok fazla ısınmasını önleyerek yalıtım sağlıyor. Arka tarafına bakacak olursanız burada minik bir kapak olduğunu göreceksiniz. Bu kapak ya da ızgara boyanmış çelikten yapılmış. Dışarıdaki şeylerin ısıtıcıya girmesini engelliyor. Gördüğünüz gibi bu kapağa da kasaya bağlayan bir parça yok. Hava kanalının ucuna oturacak şekilde tasarlanmış. Yine maliyeti düşürmek için böyle bir yola başvurulmuş diyebiliriz. Elimde tuttuğum parça da az önceki parça gibi plastik enjeksiyonla yapılmış. Kalıp iki taraftan şu şekilde geliyor. Plastik sertleştiğinde pimler sayesinde kalıptan ayrılıyor ve parça oluşuyor. Bu da böyle. Gelelim daha ilginç bir parçaya. Isıtıcıya baktığımızda ilk gördüğümüz şey nikel krom alaşımı teller oluyor. Demek ki nikel krom alaşımı telleri elektrik gerilimini düzenlemek için büyük bir direnç gibi kullanıyorlar. Bu herkesin aklına gelmez. Gerçekten etkileyici. Bu parça motora giren elektriği de düzenliyor. Çünkü motorunuz 120 voltluk ya da 240 voltluk alternatif akımla çalışmıyor. Motor 12 voltluk doğru akımla çalışıyor. Yani ısıtıcı aynı zamanda gerilimi 12 volta düşürmek için kullanılıyor. Gerilimi değiştirmenin çok akıllıca bir yolu bu. Isıtıcının etrafındaki nikel krom alaşımı bobinlerden görüyorsunuz. Bu bobinler yani teller elektrik akımı geçmeye başladığında ısınıyorlar. Hem çok verimli bir yöntem hem de bu teller oksitlenme yapmıyorlar. Çoğu metal ısındığında oksitlenir yani paslanır. Böylece zaman içinde verimlilikleriyle ilgili problemler yaşamaya başlarsınız. Burada kullanılan bu malzeme problemleri engelliyor. Isındığı gibi soğuyor ve oksitlenmeye yol açacak bir yapısı da yok. Bu yüzden ısıtıcıda kullanmak için son derece iyi bir tercih. Ön kısımda birbirine dik parçalardan oluşan aparatı görüyoruz. Bu aparat her şeyin birbirinden ayrı durmasını ve hava akımının düzgünce geçmesini sağlıyor. Ayrıca biraz önce gösterdiğim mika levhanın da durmasına yardımcı oluyor. İç kısımda ise pirinç kontakları görebilirsiniz. Bunlar, gücün ısıtıcının farklı bölümlerine yayılmasını sağlıyorlar. Burada ise çift metalli şerit var. Adından anlaşılacağı gibi, iki farklı metalden oluşan bir şerit görüyoruz. Metal, belirli bir seviyeye kadar ısındığında, şeridimiz bir yöne doğru bükülmeye başlar. Bunun olmasının nedeni, metallerden birinin öbürüne göre daha fazla genleşme katsayısına sahip olmasıdır. Eğer elimin durduğu tarafın katsayısı daha fazlaysa, bükülme diğer tarafa doğru gerçekleşir. Bu şeritte iki çeşit metal var, öyle değil mi? Biri nikelli çelik olsun, diğeri de bakır olabilir. Bakır, sıcaklık artışına nikelli çelikten daha fazla tepki gösterecek ve iki metalli şerit diğer tarafa doğru bükülecektir. Bu da Şuradaki anahtarın açık konuma gelmesine yol açacak. Devreden akım geçmesini engelleyeceği için ısıtıcıya giden güç kesilecek. Yani bu da başka bir güvenlik önlemi diyebiliriz. Eğer saç kurutma makinemiz çok fazla ısınırsa, çift metalli şeridimiz bükülerek elektriği ısıtıcıdan kesecektir. Ayrıca burada bir de diyotumuzun olduğunu görebilirsiniz. Bunu elektrik akımını kontrol eden bir valf gibi düşünebilirsiniz. İşte bu gördüğünüz parçaya da termik sigorta deniliyor. Termik sigorta bir başka güvenlik önlemi. Eğer sıcaklık çok artarsa sigorta atacak ve saç kurutma makinemiz kapanacaktır. Bu sayede ısıtıcının etrafındaki haznenin erimesi ya da sıcaklığın size zarar verecek seviyelere gelmesi önlenmiş olur. Isıtıcının büyük bir direnç gibi çalışıp elektrik gerilimini 12 volta kadar azalttığını söylemiştik. Ama motora ulaşan akım hala alternatif akım yani doğru akım değil. Alternatif akımı bir çeşit sinüs fonksiyonu gibi düşünebilirsiniz. Sürekli bir kutuptan öbürüne değişiyor. Motorumuzsa doğru akımla kullanılmak üzere tasarlanmış. Bu akım farkıyla başa çıkmak için şurada gördüğünüz 4 adet diyot kullanılmış. Bu 4 diyot köprü tipi tam dalga doğrultmacı gibi davranıyor. Diyotlar bu sayede alternatif akım gücünü doğru akım gücüne çeviriyorlar. Hatta çok daha kolay olmayan bu işlemin maliyeti böylece çok da ucuza geliyor. Çünkü diyotlar oldukça ucuz malzemeler. Gerilim azaltılıp gücün niteliği yani akım çeşidi de değiştirildiğine göre artık pervane dönmeye başlayabilir. Pervane döndükçe havayı içeri çeker. Havalandırma kapaklarını şurada görebilirsiniz. Bunlar hava akışına yardım eder ve ısıtıcıdan havanın istenilen şekilde geçmesini sağlarlar. Bu videoda motoru incelemeyeceğiz çünkü başka bir videoda motoru tek başına ayrıca inceleyebiliriz. Ama sizi meraklı bırakmamak için kabaca bahsetmem gerekirse, motorun içinde de bakır bir sargı ve mıknatıslar var. Elektrik, mıknatısların yardımıyla motorun dönmesini sağlıyor. Bu sayede hava ısıtıcıya doğru çekilmiş oluyor. Arka taraftan ısıtıcıya ulaşan soğuk hava, ön taraftan sıcak hava olarak çıkıyor ve pervanenin yardımıyla makinenin saçımıza üflediği sıcak hava ıslak saçımızı kurutmamızı sağlıyor. Çünkü sıcak hava, soğuk havaya göre daha fazla nem tutar. Bu sayede saçımız da daha çabuk kurur. Eski saç kurutucuları 100 watt civarındaydı. Bu da demek oluyor ki eski tip makinelerle saçımızı kurutmamız daha uzun sürerdi. Çünkü bu cihazlar incelediğimiz saç kurutma makinesi kadar fazla ısı enerjisi üretemiyorlardı. Elimizdeki 1875 watt gücünde bir saç kurutma makinesi. Bu çok yüksek bir değer. 20 amperlik bir devrenin kaldırabileceği maksimum güç değerine yakın. Neyse, toparlamam gerekirse bu gördüğünüz plastik pervane de saç kurutma makinesinin en önemli parçalarından bir tanesi. Görünen o ki haznesi akrilikten yapılmış. Buradaki koruyucu çerçeve de hem hava akışını düzenliyor hem de motorun yerinde sabit durmasını sağlıyor. Evet. Saç kurutma makinesinin içinde ne varmış görmüş olduk. Her zamanki gibi tekrar etmem gerek. Sakın evdeki saç kurutma makinenizi parçalarına ayırmayın. Çünkü sonra birleştirmeniz kolay olmayabilir. Ve sakın ama sakın hiçbir zaman bunu makine elektriğe bağlıyken yapmayın. Umarım izlemekten keyif almışsınızdır.